Değerli izleyenler, Karadeniz bölgesi 7/24 yağış alan ve gerçekten suya doymuş bir bölge olmasına rağmen, parmağını soktuğun yerden su çıkmasına rağmen, Ünye'nin birçok köyünde olduğu gibi İnkur Erenler Mahallesi Kümevleri mevkiinde de millet susuzluktan isyan ediyor. Biz de buradan köyden haykırıyoruz. Buranın ne muhtarı, ne belediyesi, ne büyükşehir, ne küçükşehri. Yıllardır, 50 yıldır susuzluktan kan ağlayan bu köyde bu millet, bakalım şimdi yetkililere ne söyleyecek? Sırayla isimlerini soracağız. 3 cümle. Sizi tanıyalım hanımefendi. Ben Sevim Şahin. Bu mahallenin kızısın. Evet, bu mahallenin kızıyım. Yıllardır su bekliyoruz, gelecek gelecek dediler, su bekliyoruz. Devletimizden su bekliyoruz, başka bir şey beklemiyoruz. Sizi yormayalım, sizi tanıyalım. Neriman Erben de, bu köyde yaşıyoruz ama susuzluk almış başını gidiyor. OSKİ getirdiği halde hiçbir yere su yetmiyor. Muhtar asla ilgilenmiyor, çağırıyoruz, çık kesinlikle ilgilenmiyor. Yollar desen rezalet, susuzluk desen almış başını gidiyor. Taşıma suyla dönmüyor bu işler. Teşekkür, sizi tanıyalım. Hidayet Er. Ben de su bekliyorum abi. Suyumuz yok. Yıllardır susuzsunuz. Evet, yıllardır susuzuz abi. Hiç suyumuz yok. Bulaşıklarımızı elimizde yıkıyoruz. Mikrop makinelerimiz çalışmıyor. Hiçbir şeyimiz yok. Taşıma suyu. Ben Meliha Er. Evet, ben abla. Su kaç yıldan beri, 20 yıldan beri buradayım. Emekli oldu beyim, emekliyim am. Ama su yüzünden ben kavga da ettim. 10 gün raporum da var. Kardeşle beraber kavga ettim. Mahkemeye de gittik. Ama ben mahkemeyi ilerlemedim. Yani su yüzünden bizim başımıza her şey geldi. Su daha istiyoruz. Su o zaman, istiyoruz. O zaman su yüzünden Ünye ben... Ünye ve Ordu Büyükşehir Belediye evet, Başkanı'na buradan söyle. Evet. Eşim de burada. Aynen. Su istiyoruz ve bu suyu en kısa zamanda 40 yıldır bir depomuz var orada, boş bekliyor. O depoyu da çekin. O da bizim gerimizde. Çekeceğiz. Sizi tanıyalım beyefendi. İrfan Er. Bu köyün de yaşıyorum. Sakinlerindensiniz. Sakinlerindenim. Evet. Vatandaşın susuzluğunu siz de biliyorsunuz. Evet. 800 metre aşağıda, 800 metre yukarıda Cimbis ve Güneş'ti ve mahallede OSKİ'nin abone suyu var. Sadece burası mağdur edildi. Tüm evleri mağdur. Mağdur edildi. Buraya ilgilenen yok. Cenazelerimizi başka taraflarda yıkattırıyoruz. Başka camiye götürüyoruz. Burada cami yerimiz var, camimiz yok. 50-60 seneden beri. Su. Su, su. Su hayattır. Su hayattır. Teşekkür. Evet beyefendi, sizi tanıyalım. Burhan Er. Kümevinde, Kerebendi Kümevinde yaşıyorum. Doğduğumdan beri susuzuz. Burası Çataltepe suyu olarak nam yapmıştır ama biz Çataltepe suyunun bir yudumunu bile içemedik. Sayın Büyükşehir Belediyesi Hilmi Güler'e sesleniyorum. Festivalleri bıraksın, gelsin, işine baksın, vatandaşın yolunu, suyunu, her şeyini yapsın. Yani böyle çıkıp da televizyonlara röportaj yapmasınlar. Bildik sorulara cevap vermesinler. Buraya gelsinler. Lütfen. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Evet, su istiyor musun? Evet. Susuzluk kötü bir şey değil mi? Evet. Başını, elini, yüzünü yıkayamazsın. Evet. Adın ne? Taha Özge. Taha Özge? Er. Sizi tanıyalım. İlyas Er. 60 yıldır aynı memleketimizde çocukluğumuzu burada geçmiştir. Yıllardır bir hizmet görmüyoruz. Bütün bakanlıklara müracaat ediyoruz. Hiçbir kimse ilgilenmiyor. Bizi baştan sağma yapıyorlar. Susuz, yolsuz, cami, her şeyimiz mağdırız. 50-60 yıldan beri bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Hiçbir kurumlarla irtibata geçiyoruz ama baştan sağma oluyor. Hiç kimse dönüp bakmıyor. Biz şimdi nereye başvuracağız? Kimle ilgileneceğiz? Gerekirse bakanlığa kadar bu ile müracaat edeceğiz. Tamam. Yapacak hiçbir şey yok. Derdimiz su. Su. Yol. Yol. Yoldu var. Evet. Evet. İsmim Orhan Er. Küme evlerinde ikamet ediyorum. Burada doğdum, burada büyüdüm. Bizim bütün çevre köylerimizin hepsinde su var Ahmet Bey. Bizim köyümüzde su yok. OSKİ'ye gidiyorsun, buraya boru döşenmişler. Boruda diyor, sizde su var diyor. Abi bizim mahallede suyumuz varsa burada gelsin belediye bize abone yapsın. Bize saat bağlasın, bizden ücret alsın. Bize yıllardan beri ücretsiz su getiriyordu tankerlerle. Şimdi OSKİ onu ücretli yaptı. 660 lira tanker başına para ödüyoruz Ahmet abi.
Bunu ben kimden alacağım abi? Ben ayda 3 sefer su getirtiyorum. 660, 660, 1 milyar 280 bin lira para eder. Ben bunu kimden toplayacağım Ahmet abi? Bunu verebilen var, veremeyen var. Evet. Biz belediye değil miyiz? Biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değil miyiz Ahmet abi? Bizim etrafımızdaki köyler Cumhuriyet tarihinde, Cumhuriyet tarihinde yaşıyor, Cumhuriyet'te yaşıyor da biz Cumhuriyet'te yaşamıyor muyuz? Ahmet abi biz vergimizi verdik, biz anadımızı, ne diyeyim, askerliğimizi yaptık, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne hizmet ettik Ahmet abi biz. Biz vatandaş değil miyiz? Bize niye su gelmiyor Ahmet abi? Kaymakam ilgilenmiyor, belediye başkanlarının hiçbirisi ilgilenmiyor. Şuraya gelip de öldünüz mü, kaldınız mı diye bir adam yok abi. Biz kime müracaat edeceğiz? Teşekkür ederiz. Sizi tanıyalım. Ben Muammer Er, emekli din görevlisi. Hocam, buyurun hocam. Burada ben 71 yaşındayım. Şu anda bizim yaşımızda pek nadir insanlar var. Evet. Su getiremiyorum. Bahçeye dayanamıyorum. Benim yola suya ihtiyacım var. Ben bu gerekirse burayı terk edeceğim. Ayrılacağım buradan. Çünkü bir hizmet yok. Muhtara git, belediye git diyor. Belediye gidiyorsun, kaymakama git diyor. Kaymakam randevu verecek. Ben bu yaş yola gidemiyorum. Bir daha randevuya gideceğim. Abi kaymakam. Bir an evvel suyu getirin de. Bir an evvel suyumuzu istiyoruz. Evet, beyefendi sizi tanıyalım. Ben Senayi Şahin. Bu köyün 25 yıldır damadıyım. Evet. Gider gelirim, burada sadece su problemi ve yol problemi var. Ne bakan var, ne gören var. Halbuki söyleyeyim. Karadeniz'de parmağını soktuğun yerden su çıkar. Şaltaltepe'nin suyu Türkiye'de meşhurdu. Şu anda da gösteriyoruz. Evet, şu anda ne bakan var ne gören. Başka yerden su getirtiyoruz. Parayla su getirtiyoruz şu anda. Evet. Söyleyeceğim bu kadar abi. Teşekkür ederiz. Su istiyor musun? İstiyorum. Evet. Anam. Su istiyorum de. Merhaba. De kızım, de. Su istiyorsun. Evet. Hadi bakalım. Sizi tanıyalım. Adım Cemal, soyadım Er. Burada fındık bahçesine falan gittiğimizde her gün düzenli olarak banyo yapamıyoruz, kokuyoruz. Sonra burada kaynağımız oldu halde bir de suya para veriyoruz. Bu bizim için bir sıkıntı yani. Evet beyefendi. Bizim de suda tabii 40-50 senedir bir su sorunumuz var, yol sorunumuz var. Geçen hafta muhtarımıza gelmedi, kaymakamlığa çıktık. Kaymakamlık randevu verdi bize. Oski'ye yönlendirdi. Oski'ye gittik yok, belediye gittik yok. Kimse bizimle ilgilenen yok, muhtar da ilgilenmiyor. Yani bir su sorunumuz var. Başka bir şey yok bizde. Yol, su. Teşekkür ederim. Nasıl? Evet sevgili öğretmenim. Sizden de dinleyelim. Bu köyün eğitilmiş insanlarındansınız. Teşekkürler. Evet. Siz de söyleyin. Emekli edebiyat öğretmeni Vedat Er. Senede bir ay ya da iki ay burada fındık toplamak için geldiğimizde işte yollarımız, suyumuz gerçekten sıkıntılı. Bir de elektrik direklerimiz. Ya şurada birisi hapşırsa elektrik kesiliyor. Her taraf pert diyorsunuz. Her taraf pert. Yani çok kötü. Şu anda arkadaşlarımızın söylediği gibi sıkıntı var ama ilgilenen olmadığı için susuzluk çekiyoruz. Evet, maalesef sıkıntı büyük. Teşekkürler hocam. Rica ederim. Evet beyefendi, son olarak siz söyleyin. Yolumuz yok. Kendinizi tanıtın. Adem Er, yolumuz yok, suyumuz da yok. Bizde de ilgilenen hiç kimse yok. Bizde kim ilgilenecek? Ona göre bakacak kişi baksın bize yani. Gereği yapılsın. Yapılsın.